Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün gönül coğrafyamız ünitesinden İslam medeniyetinin farklı coğrafyalardaki izleri konusunun dördüncü bölümünü işleyeceğiz. Hatırlarsanız geçen derslerimizde İslam medeniyetin izlerinin yoğun olduğu görüldüğü, yoğun olarak görüldüğü bölgelerden birkaç bölge işlemiştik. Hicaz bölgesini işlemiştik. Daha sonra Şam ve Bağdat bölgesini işlemiştik. Daha sonra Kudüs ve çevresini işledik. İran, Horasan, Türkistan ve Mavera-Nehir bölgesinden bahsetmiştik. Bugün ise Hint alt kıtasıyla Anadolu ve Balkanlar bölümünü, daha sonra da Kuzey Afrika, Mısır ve Mağrib bölgesini işleyeceğiz. Bir sonraki konumuzda da Endülüs bölgesini işleyip konumuzu tamamlayacağız. Hint alt kıtası. Hindistan ve Pakistan'ı kapsayan bu bölge İslam medeniyetin izlerini taşır. Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan, Endonezya ve Pakistan'dan sonra dünyada en çok Müslümanın yaşadığı ülkedir. Hindistan arkadaşlar biliyorsunuz kalabalık bir nüfusa sahip bir ülke. Hindistan'ın hemen yanında Pakistan var, Müslüman bir ülkedir. Pakistan arkadaşlar %96'sı Müslümanlardan oluşur nüfusun. Şurada da bir Müslüman ülke daha var. Burası da Bangladeş arkadaşlar. Bangladeş'in %90'ı Müslümandır ama küçük bir ülkedir. Endonezya'dan sonra Pakistan geliyor Müslüman nüfus yoğunluğu olarak. Daha sonra da arkadaşlar Hindistan 3. kalabalık Müslüman ülkesi olarak görülmektedir. Zaten Endonezya'da Müslüman nüfusu arkadaşlar 216 milyon olarak biliniyor. %90'ı Müslüman. Pakistan'ın ise %96'sı Müslüman. Pakistan'da yaklaşık 160 milyon Müslüman var. Hindistan'ın %14'ü Müslüman olmasına rağmen kendisinin kalabalık nüfusuna oranla 172 milyonu Müslüman oluyor arkadaşlar. 172 milyon Müslümanı barındırıyor Hindistan. Zaten dünyada yaklaşık 50 ülkede Müslüman çoğunluk var arkadaşlar. Bunların %62'si Asya tarafında yaşamaktadırlar. Müslümanların sadece %20'si Arap ülkelerinden oluşmaktadır. Araplardan oluşmaktadır. Yani %50, yani 50 ülkenin arkadaşlar çoğunluğu Asya kısmında olmaktadır. Hint alt kıtası. Bu coğrafyanın İslam'la tanışması 7. yüzyılda Arap tüccarların bu ülkeye yaptıkları ticari seferler neticesinde olmuştur. Abbasiler döneminde yapılan fetihler sonucunda İslam Hindistan topraklarına yayılmaya başlamıştır. İslam devletleri döneminde yapılan pek çok cami ve mimari eser Hindistan'a zenginlik katmıştır. Babürler döneminde yapılan ve dünyanın yedi harikasından biri sayılan Taç Mahal, Hindistan'daki İslam medeniyeti eserinin en güzel örneklerindendir arkadaşlar. Agra'da inşa edilmiştir. Taç Mahal, Hindistan'ın Agra şehrinde inşa edilmiş ve çok güzel bir yapıttır arkadaşlar. Aslında bu bir mezar anıtıdır. Camiye benziyor ama cami değildir. Bir türbedir arkadaşlar. İslam türbe mimarisinde en önemli eserlerinden birisi olarak kabul ediliyor. Babur İmparatoru'nun 5. hükümdarı olan Şah Cihan tarafından yaptırılmıştır. Niçin yaptırmış? Kendi ölen, genç yaşta ölen eşi için arkadaşlar yaptırmıştır. Mümtaz Mahal için yaptırmıştır. Ve İmparator Şah Cihan'ın da mezarını barındırır içinde. Bu Taç Mahal arkadaşlar biliyorsunuz ki dünyanın yedi harikasından birisi olarak kabul edilmiş ve UNESCO'nun arkadaşlar 1983'te Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır. Taç Mahal ile ilgili çok güzel böyle sözler var. Onun güzelliğini ifade etmek için. Mesela örneğin birkaç tanesini size söyleyeyim. Taşa kazınmış bir aşk şiiri olarak tarif ediliyor. Dünyanın en güzel mimari eserlerinden biri olarak söyleniyor. Ondan sonra Taç Mahal için şöyle derler. Sonsuzluğun yüzünde bir gözyaşı damlası olarak tarif ediliyor. Sonsuzluğun yüzünde bir gözyaşı damlası olarak tanımlanan bir şaheser.
Hatta güzelliğini ifade etmek için şöyle derler: sabahın erken saatlerinde pembe, gün içerisinde beyaz, ay ışığında ise altın rengine bürünen bir şaheserdir Taç Mahal. Taç Mahal'ın arkadaşlar kıymetini, güzelliğini ifade etmek için bir İngiliz lordu Edward şöyle diyor: İnsanlar diyor ikiye ayrılır. Taç Mahal'ı görenler ve görmeyenler diye sınıflandırıyor. Neden? Onun göz kamaştıran güzelliğini, mükemmelliğini ifade etmek için, kendisindeki olan kıymetini ifade etmek için arkadaşlar bu şekilde bir söz ifade ediyor. Hint halk kıtasında yetişen İslam alimlerinin İslam medeniyetine ilmi anlamda önemli katkıları olmuştur. İmam Rabbani, Şah Veliyullah Dihlevi gibi alimler tefsir, hadis, kelam, tasavvuf alanlarındaki eserleriyle İslam medeniyetinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Bu coğrafyanın son dönem önemli şair ve düşünür olan Muhammed İkbal'dir. Muhammed İkbal yazdığı eseriyle Müslümanların son yüzyıldaki İslam düşüncesini de ne yapmıştır arkadaşlar? Etkilemiştir. Muhammed İkbal Pakistanlı bir Müslümandır arkadaşlar. Pakistanlı asıllıdır. Müslüman düşünürdür. Kendisi bir İslam alimi, şair, filozof, politikacı olarak tanımlanabilir. Şiirleri vardır arkadaşlar. Çağdaş Urdu ve Fars edebiyatının en önemli yapıtlarından biridir şiirleri arkadaşlar. Hatta Allame İkbal diye tanınıyor. Allame yani ilim sahibi, ilim irfan sahibi olarak biliniyor. Hindistan'daki Müslümanların bağımsızlık mücadelesini ilk defa dile getiren ve öncülük eden şahsiyettir arkadaşlar. Kendisi onun için önemli bir yer edinmiştir arkadaşlar Müslüman arasında. Müslümanlar arasında arkadaşlar öncülük ettiği bu hareket sonrasında ne yapıyor? Bu özgürlük mücadelesi olarak arkadaşlar devam ediyor. Anadolu ve Balkanlar. 1071 yılında Sultan Alparslan'ın Malazgirt zaferiyle birlikte kapıları Türklere açan Anadolu, Türk İslam medeniyetinin geçmişten günümüze en önemli havzaların başına gelmektedir. Yüzyıllar boyunca İslam hilafetinin başkenti olan İstanbul, üç kıtanın birleştiği dünyanın en önemli şehirlerinden biridir. İslam sanatlarının ve mimarisinin en güzel örnekleri bu şehirde verilmiştir. İstanbul dışında da Edirne, Bursa, Konya, Erzurum, Diyarbakır gibi şehirlerde de İslam medeniyetin önemli kültür şehirleri olmuştur arkadaşlar. Selimiye biliyorsunuz ki Edirne'de arkadaşlar Selimiye Camisi. Hatta Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği bir camidir arkadaşlar. Çok mükemmel bir eserdir. Ulu Cami Bursa'da arkadaşlar. Anadolu topraklarında pek çok alim yetişmiştir ve sufi yetişmiştir. Bunlar yaşantı ve eserleriyle hem kendi zamanlarını hem de günümüzü aydınlatmışlardır. Size tanıdık bu isimler gelecek. Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre, Hacı Bayramı Veli, Molla Fenari, Davud-ı Kayseri, Aziz Mahmut Hüdayi, Niyazi Mısri, İsmail Hakkı Busrevi bu arif alimlerden bazılarıdır. Dikkat edersen arkadaşlar Bursevi yani Bursa'da ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Bursa'dan çıkmıştır. Burada da mesela Davud-ı Kayseri yine Kayseri'den çıkmıştır arkadaşlar. 20. yüzyılda Mehmet Akif Ersoy, Elmalı Hamdi Yazır, Nurettin Topçu gibi medeniyetimizin önemli şair, alim ve düşünürleri de yine bu topraklarda yetişmiştir. Ya batıdan gelen saldırılara karşı İslam kalesi konumunda arkadaşlar Anadolu olmuştur her zaman. Haçlı seferlerinin de geri püskürtüldüğü İslam harbiyle yani İstiklal Harbi'yle birlikte işgalci emperyalist güçlerin yenilgiye uğratıldığı bir mücadele olarak bilinir Anadolu. Anadolu arkadaşlar günümüzde de yine mazlumlara kucak açmakta ve bağlı olduğu gönül coğrafyasını arkadaşlar vefasını hala sürdürmektedir. Anadolu arkadaşlar Avrupa'ya uzanan halkasına biz Balkanlar diyoruz. Balkanlar Avrupa kıtasının güney doğusu ve Anadolu'nun kuzey batısı arasında kalan bölgeye verilen isimdir. Balkanların İslam medeniyetiyle tanışması
Müslüman Türk toplulukların bölgeye yerleşmesiyle başlamıştır. İslam'ın bu bölgede yaygınlaşması Osmanlı zamanında olmuştur. Fetihler sonrasında Anadolu'dan getirilen Türkmen boyları bölgeye yerleştirilmiştir. Anadolu her zaman İslam'ın bir kalesi olmuştur arkadaşlar. İşte Osmanlı Devleti bölge insanların etnik köken farkı gözetmeden arkadaşlar, inanış ve yanlış yaşayışlarına da karışmadan bir politika sürdürmüştür. Ilıman bir ahlaki değerleri arkadaşlar, ondan sonra Anadolu erenleriyle İslamiyet'i benimsetmeye çalışmıştır. Müslüman olması için kimseyi de zorlamamıştır Osmanlı politikasını arkadaşlar. Osmanlılar Balkanlara hakim olduğu yaklaşık 600 asır boyunca da arkadaşlar bölgede huzur olmuştur ve sükuneti sağlamıştır. Onun için arkadaşlar İslam anlayışından etkilenen Boşnaklar ve Arnavutlar Müslüman olmuşlardır. Günümüzde Balkanlarda Arnavutlu, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Kosova başta olmak üzere pek çok ülkede milyonlarca Müslüman yaşamaktadır. Osmanlı döneminde Balkanlarda İslam medeniyetini yansıtan pek çok sayıda cami, medrese, han, hamam gibi eserler yapılmıştır arkadaşlar. Vardar Nehri üzerinde Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yaptırılan taş köprü örneğin. Filipe'de Sultan Murat Hüdevânigâr Camii, Yunanistan Kavala'da arkadaşlar Mehmet Ali Paşa Medresesi, Bosna'da Mimar Sinan tarafından yapılan Mostar Köprüsü bunlardan bazılarıdır. Mostar Köprüsü arkadaşlar tahribata uğramış ama günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Orijinal Mostar Köprüsü arkadaşlar biliyorsunuz ki 1566 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle yaptırılıyor. Hatta Mimar Sinan değil de Mimar Sinan'ın öğrencisi Hayrettin tarafından, Mimar Hayrettin tarafından tasarlanarak yapılmış. Yani bazı rivayetlere göre de Mimar Hayrettin köprünün yapılışı esnasında destek ahşapları sökerken kendi mezarını kazmaya başladığı söyleniyor. Çünkü çökeceğinden korkmuş. Çünkü orada yapılan bütün köprüler ya çökmüş ya bozulmuştur. Onun için de boynunun vurulacağını düşünerek kendi mezarını kazmış arkadaşlar. Ama gel gelelim ki köprü 427 yıldır depremlere, doğal afetlere, savaşlara, hatta iki tane dünya harbi geçirmiş ve bunlara direnmiş arkadaşlar. Ve şu ana kadar günümüze gelmeyi başarmıştır. Köprünün mimari ve tarihi değerinin yanında kültürel bir anlamı da var aslında. Neden? Çünkü köprü yapıldıktan sonra Mostar kentinin doğu ve batısı arasındaki ticaret de gelişmiş ve Müslümanla Hristiyan arasındaki bağlar da arkadaşlar artmaya başlamıştır. 18. yüzyıldan itibaren çıkan savaşlarda Balkanlardaki Müslüman nüfusun bir kısmı hayatını kaybetmiş, bir kısmı da Anadolu'ya göç etmeye zorlanmıştır. Yakın tarihte yaşanan Bosna Savaşı'nda 100 bini aşkın Müslüman katledilmiştir. Ve 12 milyon insan da göç etmek zorunda kalmıştır. İşte burada arkadaşlar Müslüman Boşnak komutanlardan devlet adamı Aliye İzzet Begoviç var. Hatta onun bir sözünü aktarmışız arkadaşlar burada. Benim için iyi, doğru ve güzel ne varsa hepsinin diğer bir adı İslam'dır demiş. Yani her şey İslam'da bulduğunu ifade ediyor. Peki bu Aliye İzzet Begoviç kimdir? Yugoslavya'da arkadaşlar yaşamış, Müslüman haklarını korumuş bir İslam aydınıdır. Bu yüzden de uzun süre hapislerde yatmıştır arkadaşlar. Kendisi Bosna Hersek'in ilk devlet başkanıdır arkadaşlar. Kaybedilmeye mahkum bir savaşında muzaffer bir komutan olarak ilan edilmiştir. Filozof olduğu bile söylenmektedir. Kendisi arkadaşlar 25 yıl avukatlık yapıyor, inşaat firmalarında çalışıyor, yöneticilik yapıyor. 1970 yılında da İslam Manifestosu adlı bir kitap yazıyor arkadaşlar. Ve yaklaşık 5 yıl hapislerde kalıyor. Kuzey Afrika, Mısır ve Mağrip bölgesi. Mağrip, Mısır'dan Atlantik Okyanus'a kadar uzanan Kuzey Afrika bölgesine verilen isimdir. Günümüzde bu coğrafyada Libya, Tunus, Cezayir, Fas
ve Moritonya devletleri bulunmaktadır. Endülüs, İspanya, Mısır'ın batısından yer almasından dolayı Mağrib coğrafyasına dahil edilmektedir. Yani bu Mağrib bölgesi arkadaşlar, Mısır'a göre arkadaşlar batı bölgesi diyoruz. Mısır'ın batısında kaldıkları için bunlara Mağrib bölgesi diyoruz. Ve Kuzey Afrika bölümü. Afrika kıtasını bak dikkat ederseniz Afrika kıtasının kuzey bölümünden teşkil edilen bu alana Kuzey Afrika bölümü diyoruz. Ve Mısır'ın da batısında kaldığı için Mağrib bölgesi diyorlar. Hangi ülkeler? İşte Libya, Tunus, Cezayir, Fas, işte ve Moritonya gibi ülkelere arkadaşlar Mağrib bölgesi denir arkadaşlar. Bu ülkelere. Mağrib'in fethi Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında Ömer bin As komutasında Mısır'dan başlamıştır. Afrika'nın ortalarına doğru ilerleyen Müslümanlar bugünkü Libya'nın batı bölgeleriyle Tunus ve Fas'ı içine alan bölgelerde birçok emirlik ve devlet kurmuştur. Osmanlı döneminde Barbaros Hayrettin Paşa 1517'de Cezayir ve civarını İspanyollardan kurtardı ve bir süre sonra Cezayir'in tamamını hakimiyetine aldı. Osmanlı donanması Turgut Reis komutasında 1551 yılında Trablus Garbı ele geçirerek Osmanlı idaresini bütün Libya'da hakim kıldı. Türklerin himayesindeki Mağrib, Fransız istilasına kadar huzur içinde yaşadı. 1830 yılında Cezayir şehrini istila eden Fransa, daha sonra Tunus ve Fas ve Moritonya'yı işgal etti. Sömürge döneminde Mağrib'in her tarafında işgalci batılılara karşı direnişler ve ayaklanmalar meydana geldi. Cezayir'de Abdülkadir el-Cezari'nin, Fas'ta Abdülkerim el-Hattabi'nin, Libya'da da Ömer Muhtar'ın mücadelesi bu ülkelerin kurtuluşu yolunda önemli direniş hareketlerinden olmuştur. Bu direniş hareketleri sayesinde Kuzey Afrika ülkeleri zamanla bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Bu resimde gördüğümüz kişi de arkadaşlar Müslüman direnişçi Ömer Muhtar'dır. Çöl aslanı diye biliniyor arkadaşlar. Bir sözünde şöyle diyor: biz asla teslim olmayız. Ya kazanırız ya da ölürüz diyor. Ömer Muhtar Libya'daki arkadaşlar İslami direnişin öncü isimlerindendir. İtalyan işgaline karşı verdiği destansı mücadelelerle arkadaşlar ve şehadetiyle ismini tarihe yazdırmıştır. Öncü bir şahsiyetti aslında. Önderlik ruhu vardı. Hatta kendisi hakkında bir film çevirmişler arkadaşlar. Adı da Çöl Aslanı diye. Muhammed Esed tarafından yapılan bir filmdi. Orada arkadaşlar Ömer Muhtar'ın hayatı anlatılıyor. Son kurşuna kadar Ömer Muhtar'ın nasıl düşmanla göğüs göğüse savaştığını, ondan sonra uyguladığı harp taktikleriyle arkadaşlar nasıl tanınan bir isim olduğu o filmde anlatılıyor. Tarihsel bir filmdir. Mısır, Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde Amr bin As komutasındaki İslam orduları tarafından fethedilen Mısır, Yavuz Sultan Selim'in zamanında Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Kuzey Afrika nüfusu en kalabalık ülkesi olan ve tarihi çok eskilere dayanan Mısır, İslam medeniyetinin önemli bir ilim ve kültür bölgesidir. Akdeniz ve Kızıldeniz'e kıyısı bulunan Mısır'ın batısında Libya, güneyinde ise Sudan yer almaktadır. Mısır'ı burada görüyoruz arkadaşlar haritada. Mısır'ın arkadaşlar gördüğümüz gibi Kızıldeniz'e ve Akdeniz'e kıyıları bulunuyor. Batısında Libya var. Güneyinde ise arkadaşlar Sudan. Sudan'dan sınırdır arkadaşlar. Hem Akdeniz hem de Nil Kızıldeniz'e sahillerim bulunmaktadır. İslam ordularıyla Mısır'a gelen sahabelerin bölgede yerleşmesiyle İslam kültürü burada yaygınlaşmaya başladı. Bu sahabeler Mısır'daki ilim hayatının merkezi konumundaki Amr bin As camisinde Kur'an, hadis ve fıkıh halkaları kurmuşlardır. Ezher Camisi ve Medresesi Fatimiler tarafından kurulan önemli bir ibadet ve eğitim merkezi olarak kurulmuştur arkadaşlar. El-Ezher Üniversitesi şu anda da hala faaldir
Büyük bir üniversitedir, büyük bir ilim yeridir arkadaşlar. Ve eski eğitim önemini, eğitim yurdu olarak önemini korumaktadır. Birçok yabancı ülkeden o üniversitede okumak için öğrenciler gitmektedir. Özellikle de arkadaşlar İslami İlimler Fakültesi olarak çok büyük bir değere sahip olduğu ve kabule sahip olduğu bilinmektedir. Elezen Üniversitesi'nin. Osmanlı devrinde Mısır'daki eğitim ve öğretim faaliyetleri mektep ve medreselerde devam etmiştir. Osmanlı döneminde Mısır'da medreselerdeki kütüphanelerin yanında çok sayıda özel kütüphane de vardı. Bunlar halk kütüphanesi olarak da işlevini görüyordu. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz burada sona ermiştir. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize mutlu, sağlıklı günler diliyorum.